Kıymetli sivil toplum kuruluşları başkanlarımız, çok değerli hazirun, öncelikle toplantımız hayırlara vesile olsun inşallah. Bugün önemli bir işbirliği protokolünün imzasını hep birlikte atacağız. Bağcılarımız adına, kıymetli sivil toplum kuruluşları başkanlarımız, çok değerli hazirun, öncelikle toplantımız hayırlara vesile olsun inşallah. Bugün önemli bir işbirliği protokolünün imzasını hep birlikte atacağız. Bağcılarımız adına, Bağcılar'daki sivil toplum kuruluşlarımız adına kıymetli bir program, kıymetli bir adım hepimiz için bugün nihayet ermiş oldu. Bakanlığımızdan da önemli bir bütçeyi Bağcılarımıza, Bağcılar'daki sivil toplum kuruluşlarımıza kazandırmış bulunmaktayız. Bağcıların tüm değerlerini içine katan ve onların bu anlamda sürece dahil olmasını önemseyen bir yapıya sahibiz. Yönetim anlayışı olarak da bunu önemsiyoruz. Bağcılar'da özellikle belediye olarak bir katalizör görevi görmeyi önemsiyoruz. Hem tüm kurumlarımızın işlerinin işleyişinde aslında bir maestro diyorum ben. Yani belediye başkanının görevi budur. Tüm enstrümanların doğru bir ahenkle çalabilmesini sağlayan bir yönlendirmeyi de yapmak durumundayız. Çünkü birçok problemin, derdin, sıkıntının aslında belediyeye kaymakamlığı aksettirilmeden vatandaşlarımızın kendi arasında çözüldüğünü görüyoruz. Belki de Bağcılar'daki problemlerin %90'ı bu şekilde çözülüyor. Yani STK'larımızın yardımlarıyla, destekleriyle, apartmandaki komşuların araya girmesiyle, belki sokaktaki esnafın desteğiyle birçok problemi biz daha belediye, daha kaymakamlığa gelmeden %90 oranında belki de çözüyoruz. Bu çok kıymetli, çok anlamlı bir şey. İşte bunu daha da yüksek oranda bir katılımla Bağcılar'da yaşatmayı arzu ediyoruz. Bu yani yöneticinin tek başına aldığı karar %60 doğruluk oranındaysa, yönetim kuruluyla aldığı karar %70. Müdürleriyle ve çalışanlarıyla bunu bütünleştirirse %90'lara varan doğruluk oranına ulaşıyor. O yüzden biz de Bağcıların tüm unsurlarıyla birlikte yönetelim istiyoruz. Sadece belediye başkanının tek başına aldığı kararla değil. Başkanın biraz daha oranı artıran, yönetimdeki başkan yardımcılarıyla aldığı karar değil. Biraz daha artırarak müdürleriyle, biraz daha artırarak personeliyle aldığı karar değil. Aslında Bağcıların tüm unsurlarıyla, tüm işte Bağcılar'ın yönetiminde söz sahibi olan müdürlükleriyle, diğer birimlerde, işte kaymakamlığıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, işte kadın dernekleriyle, çocuklarıyla, gençleriyle, kadınlarıyla, Bağcılar'ın tüm fertleriyle bu yönetim sürecinin içerisinde yer alması, yer bulması önemli. Bir taraftan doğru karar almak önemli. Fakat bunu uygulamaya geçirmek de ondan belki de daha fazla önemli. Hani dediklerinizle yaptıklarınızla uyuşması gerekiyor. Bu anlamda buradaki bereketin daha da artarak hayat bulmasını, daha da artarak vatandaşın derdine derman olmasını önemsiyorum. İnşallah Bağcılar'ın tüm çocuklarına burs imkanları tanıyacağımız bir boyuta eviririz. Bağcılar'ın çocuklarının yurt dışı yüksek eğitim almalarına ve orada staj yapmalarına vesile olabilecek bir boyuta evirebiliriz. Değerlerimizin, potansiyelimizin en iyi şekilde hayat bulmasını ve Bağcılar'ın bu anlamda öncü bir ilçe olmasına da vesile olacak bir katkıyı, kaynağı hep beraber yürütürüz. 6 derneğimiz şu anda İçişleri Bakanlığımızın Sivil Toplum İlişkileri Genel Müdürlüğü tarafından desteğe kabul aldığını, 3 derneğimizin sürecinin devam ettiğini biliyoruz. Bu anlamda Genel Müdürlüğümüz Mustafa İşbirliği'ye teşekkür ediyoruz. Bu iradeyi ortaya koyan İçişleri Bakanımıza da özellikle şükranlarımızı, Ali Yerlikaya Bey'e de şükranlarımızı ifade ediyoruz. Bakanımızın bizzat takip ettiği bir süreçti ve Bağcılarımıza kazanım elde etmemiz adına çok büyük desteklerini biz gördük. Bunlar önemli, sembolik desteklerdir. Bizler de bunların üzerine ilaveten desteklerimizle bu sürece katkı sunacağız. Bu önemli bir başlangıçtır. Bundan sonraki süreçte Avrupa Birliği projelerimizi de başka başlıklarla her türlü çalışmalarda derneklerimizin yanında olacağız. Ben tüm derneklerimize şükranlarımı sunuyorum. Teşekkürlerimi iletiyorum. Yani bu sürece katkı ve katılımlarınız çok kıymetli. Bundan sonra inşallah daha büyük işleri hep birlikte başaracağız. Daha önemli işlerin altına hep birlikte imza atacağız. Allah hepinizden razı olsun.
Sağ olun, var olun. Evet, hayırlı olsun hepimize inşallah.